Trigonometrik özdeşliklere geçiş ya da giriş yapmanın en iyi yolu işe bir dik üçgenle başlamaktır. Karşınızda bir dik üçgen gördüğünüz anda aklınıza hemen bir teorem geliyor öyle değil mi? A kare artı B kare eşittir C kare. Bu teoremi unutmaya çalışsanız bile unutamazsınız. Neredeyse beynimize kazınmış bilgilerden biridir. Bu üçgeni o kadar çok seviyoruz ki bundan önceki videolarda gördüğümüz bazı kavramları da buradan yola çıkarak isimlendirmişiz. Bu açı şimdi teta olsun. Teta teta'nın karşısındaki kenarın hipotenüse oranı sinüs teta'ya, teta'nın komşu kenarının hipotenüse oranı kosinüs teta'ya ve karşı kenarın komşu kenara oranı da tanjan teta'ya eşittir. Şimdi videoyu durdurmanızı ve ekranda gördüğünüz eşitlikler arasındaki farkın ne olduğunu bulmaya çalışmanızı istiyorum. Bu eşitlik bize bir durumu verir, yani bu kenarın karesiyle bu kenarın karesinin toplamı bu kenarın karesine eşittir. Ama buradaki eşitlikler sadece tanımlardır, yani bize yeni bir durumu vermezler, yeni bir şey öğretmezler. B bölü c'ye ne isim verelim, sinüs olsun mu diye düşünmek dışında bir şey değildirler. Ve isterseniz bu orana sinüs dışında bir isim de verebilirsiniz, tamamen size kalmış bir şeydir. Ama dikkat edin, tanım ortak değilse sadece siz ne söylediğinizi anlarsınız. Onun için biz yine de buna sinüs diyelim. Peki, bu durumda bu oranlar neden faydalıdırlar? Buna benzer şeylere isim verdiğimiz zaman bunu bize faydalı olsun diye yaptığımızı herhalde söylememe gerek yok ama nasıl bir faydadan bahsediyoruz acaba? Bu oranlara yavaş yavaş kendimizi alıştıracağız ve sonra da bunları kullanabileceğimiz ve bize faydalı olacakları konulara geçiş yapacağız. Bunun ilk adımı olarak size bir şey sormak istiyorum. Bu ifadeyi yani a kare artı b kare eşittir kareyi buradaki ifadeler türünden yazabilir misiniz? Bu uzunluklar lisanında verilmiş bir ifadeyi trigonometri lisanına çevirmek gibi bir şey olacak. Evet, bunu sinüs, kosinüs ve tanjant tetayı kullanarak yazabilir misiniz? Hadi biraz düşünün. Burada a kare artı b kare eşittir c kare var, buradaysa oranlar, yani b bölü c, a bölü c ve b bölü a. Bunu bunun türünden yazabilmek için yapabileceğimiz şeylerden biri, burada bu oranları elde etmeye çalışmak. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi burada bir a bölü c yok ama bu eşitliğin iki tarafını da c kareye bölersem a bölü c elde edebileceğimi düşünüyorum. Hadi deneyelim. A kare artı B kareyi C kareye bölelim. Şöyle yazalım. Eşittir C kare bölü C kare. A kare bölü C karenin bunun karesi yani kosinüs teta'nın karesine eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu arada kosinüs teta kare yazmadığıma dikkat etmiş olmalısınız. Çünkü bu teta kare açısının kosinüsü anlamına gelirdi. Yani buradaki açısı teta kareye eşit olan bir üçgenden bahsediyorum. Evet kosinüs kare teta bu oranın yani A bölü C'nin karesine eşittir. Devam edelim. Artı B bölü C de sinüs teta'ya eşit. O halde B kare kare bölü c kare yerine de sinüs kare teta yazabiliriz ve geriye c kare bölü c kare kaldı bunun 1'e eşit olduğunu söylememe gerek yok sanırım Evet, işte karşınızda trigonometrik özdeşliklerin belki de en meşhuru duruyor. Trigonometrik özdeşliğin ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu eşitlik teta'nın bütün değerleri için doğrudur. Teta 30 derece olabilir, 45 derece olabilir. Üçgeni inceleyecek olursak teta'nın alabileceği değerleri zaten tahmin edebiliriz. Evet, buraya hangi teta değerini verirsek verelim bu eşitlik doğru olacaktır aynı zamanda bunun a kare artı b kare eşittir c kareye eş değer olduğunun da altını bir defa daha çizmek istiyorum burada gördüğünüz ifade pisagor teoreminin trigonometriye uyarlanmış halinden başka bir şey değil şu anda bunu trigonometriye uyarladık ama tanjant teta nerede diye düşünüyor olabilirsiniz. Tanjant teta'nın kendine ait bir özdeşliği yok mu? Hadi hemen tanjant teta için de bir özdeşlik yazalım. Şuraya yazalım. Tanjant teta için b bölü a'yı kullanmamız gerekiyor ve bunu burayı a kareye bölerek elde edebiliriz. a kare artı b kare bu defa eşitliğin iki tarafını da a kareye bölelim a kare bölü a kare artı b kare bölü a kare eşittir c kare bölü a kare. Ve şimdi de buradaki oranları kullanarak bunların neye eşit olduklarını bulalım. a kare bölü a kare 1'e eşit. b kare bölü a kare Tanjant kare teta'ya eşit öyle değil mi? Eşittir c kare bölü a kare. Buraya baktığımızda c bölü a'yı göremiyoruz. Burada a bölü c var ve bu da kosinüs teta'ya eşit. Bunun tersini alırsak c bölü a'yı elde ederiz. Peki kosinüs teta'nın çarpmaya göre tersi neye eşittir? Tabii ki sekant teta'ya. Ama isterseniz 1 bölü kosinüs teta da yazabilirsiniz. Ekranı biraz kaydıralım ve şuraya biz sekant kare teta yazalım. Bunun da etrafını çizelim evet güzel çizelim ama bu ifadede aslında Pisagor teoreminin bize verdiği bilgiden farklı bir şey içermiyor demek istediğim bu ifade Pisagor teoreminin sadece farklı bir görüntüsü şimdi a kareye böldük c kareye böldük bir de b kareye bölelim hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bu ifadeyi b kareye böldüğümüzde ne bulacağımızı kendi kendinize siz bulmaya çalışın Pekala, bunu da buraya yazalım. a kare artı b kare eşittir c kare. İki tarafı da b kareye böleceğiz. a kare bölü b kare, b kare bölü b kare eşittir c kare bölü b kare. Burası 1'e eşit olacak. Burada a bölü b yok ama b bölü a var. b bölü a tanjant teta'ya eşitse, a bölü b de kotanjant teta'ya eşit olur. O halde buraya kotanjant kare teta yazıyorum b kare bölü b kare 1. c kare bölü b kare de yok ama b bölü c var. sinüs teta'nın tersi. E bu da kosekant teta'dır öyle değil mi? Karesini de alırsak buraya kosekant kare teta yazabiliriz. İsterseniz 1 bölü sinüs kare teta da yazabilirsiniz. Peki bunun da etrafını çizelim. Buradaki ifadelerin hepsi aynı şeyin buradaki oranlarla farklı şekillerde yazılmış hali. Size küçük bir detaydan daha bahsedeceğim. Kosekant kare teta 1 bölü sinüs kare teta'ya eşittir. Kotanjant kare teta kosinüs kare teta bölü sinüs kare teta'dır ve bunların paydalarının sıfır olmaması gerekir. 1 bölü sinüs kare teta teta sıfıra eşitken sıfır olur. Ama o zaman bu eşitlik işe yaramaz. Bu yüzden de bu eşitliğin teta'nın sıfırdan farklı değerleri için geçerli olduğunu eklemek istiyorum. Benzer bir şekilde tanjant teta sinüs teta bölü kosinüs teta'ya eşittir. Sekant teta ise 1 bölü kosinüs teta'ya ve kosinüs teta sıfıra eşit olduğunda bu ifade işe yaramaz. Peki, kosinüs teta ne zaman sıfır eşit olur? Teta 90 dereceyken. Bu yüzden de bu eşitliğin teta'nın 90 dereceden farklı değerleri için geçerli olduğunu eklemek gerekir. Ve bu ifadenin teta'nın belirli bir değer için geçerli değil diye işe yaramadığını da düşünmeyin. 90 dereceyle çalışmıyor olabilir ama diğer açılarla çalışıyor. Son olarak bu eşitlik 0 dereceyle de 90 dereceyle de çalışıyor çünkü burada herhangi bir payda bulunmuyor. Bu arada bu küçük detayın önemli olmasının sebebi trigonometride ilerledikçe her şeyin bu üçgenden ibaret olmadığını yani teta'nın bütün değerleri alabileceğini göreceğiz. Ayrıca sinüs, kosinüs ve tanjantın farklı anlamlarını da göreceğiz. Şu anda trigonometrinin giriş seviyesindeyiz ve bu yaptıklarımızda son derece basit olmalarına rağmen bizim bir orandan bir diğerine geçmemizi kolaylaştıran şeyler. Örneğin eğer sinüs teta'nın ne olduğunu biliyor ve kosinüs teta'nın ne olduğunu bulmak istiyorsak bu eşitliği kullanarak kosinüs kare teta'nın neye eşit olduğunu bulabiliriz ve bundan sonra kosinüs teta'yı bulmak da son derece kolaydır. Ayrıca buradaki ifadeleri kullanarak çok daha zor görünen ifadelerin doğru olduklarını da ispatlayabilirsiniz. Daha fazla soru çözdükçe ne demek istediğimi çok daha iyi bir biçimde anlayacaksınız. A artı B'nin karesinin A kare artı 2A B artı B kareye eşit olduğunu ilk öğrendiğiniz zamanı hatırlıyor musunuz? Bunu da daha zor ifadeleri ispatlamak için kullanmıştınız. Yani mesela karşınıza A artı B kareye benzeyen bir ifade çıktığında parantezi bu şekilde açmış ya da bunu gördüğünüzde bunun aslında buna eşit olduğunu hemen söylemiştiniz. Ve bu da aynen bunun gibi. Belki trigonometrik değil ama cebirsel bir ifadedir ve daha daha zor ifadeleri ispatlayabilmek için kullanılır.